Her şey güzel başladı. Dediğiniz gibi konferans ligi de, Beşiktaş'ı da çok iyi geçirdik. Sezona iyi başladık. Orası güzel gidiyor. Şu anda da milli takımdayız. Öncelikle bu arada kadın voleybol takımımıza canı gönülden tebrik ediyoruz. Çok güzel işler yaptılar. Bizi çok gururlandırdılar. Onlara teşekkür ediyorum. Grupta şu an lider durumdayız. Peki Ermenistan çok zorlu bir maç. İlk maçta çok zorlu geçmiş. Evet. Bu maçı nasıl görüyorsun? Yine zorlu bir maç bizi bekliyor mu? Tabii ki bu maçta aslında bir gruptan çıkmadın. Aranızda konuştuğun zaman bir erken final olarak görüyor musunuz Avrupa Şampiyonası'na gitme yolunda? Şimdi dediğiniz gibi ilk maçta deplasmanda güzel bir maç oynandı. Tabii ki sert ve mücadeleci bir maç geçti ama sonuç olarak kazanmayı bildik. Şimdi Eskişehir'de kendi taraftarımızın önünde, Eskişehir'in o coşkulu taraftarıyla birlikte bu maçı kazanmak istiyoruz. Eskişehir'de son oynanan iki maçta da maçları kazanmıştık. Üçüncüsünü de bize seriyi devam etmek istiyoruz. Grupta lideriz. Kolay bir maç olmayacak. Çünkü rakibimiz de hani maçlar başlamadan önce durumları biraz daha geri gibi gözükse de çıktığı maçlarda da güçlerini gösterdiler. Gayet mücadeleci bir takım. Maç kolay olmayacak. Ama biz de lideriz. Bu maçı kazandığımız takdirde de bayağı yol kat edeceğimizi düşünüyorum. Salih, geçen sezon özellikle Şenol Hoca'nın takıma katılmasından sonra hem gol hem asist sayılarında bir yükselme oldu. Sonrasında milli takıma davet edildin. Bu sene yeniden lige de iyi başladın. Yeniden milli takımdasın. Performansını nasıl değerlendirirsin? Yani özellikle geçen sezon açıkçası ilk maçtan son maça kadar gayet fokuslandığım, çok iyi çalıştığım, çok profesyonel yaşadığım ve benim adıma çok güzel bir sene oldu. Bu sezona da aynı şekilde devam ediyorum. İyi de başladım. Özellikle takımımızın da çıktığı her maçı kazandık. Tabii ki öncelikle Beşiktaş'ta kendi kulübünde ne kadar iyi oynarsan, takımda ne kadar iyi sonuçlar alırsa devamında milli takıma geliyorsun. Burada da son maçta forma şansı buldum. Stefan Kuntz forma şansı verdi. Benim için milli takım maçları da şu an için güzel gidiyor. Burada asıl olay kalıcı olmak. Ben de kalıcı olmak istiyorum. Çünkü sezonun sonunda Avrupa Şampiyonası var. Kızlarımız bizi nasıl gururlandırdıysa biz de aynı şekilde ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. İnşallah da gururlandırırız. Seninle birlikte çok kıymetli isimler orta sahada. Bol'da bir, güzel de bir rekabet var. Salih, Hakan, Orkun ve diğerleri. Evet. Neler konuşuyorsunuz? Çok... Kuntz'la sohbetin, diyalogları nasıl? Tabii biraz merak ediyoruz bunu. Doğru. Ya açıkçası ilk başlarda tabii ki herkesin bildiği gibi hocayla birbirimizi tanımıyorduk. Ama sonrasında tabii ki buraya yani buraya gelmemdeki asıl karar merceği hocanın. Tabii ligde dediğim gibi hani benim de performansım arttıkça buraya geleceğimi biliyordum. Şimdi de buradayım artık. Hocayla da ilişkimiz ve iletişimimiz güzel gidiyor. Bunun da olumlu şekilde sürmesini istiyorum tabii ki. Sağ olun. Tamam, sağ olun. Teşekkürler. Görüşürüz.